Arap alfabesi zaten bizim için başlı başına bir dert. Yani H harfi var, Ayn harfi var. Arapça öğrenmeye başladığımda uf, ne kadar zorluklar yaşadım. Çok zor oldu benim için fiili başa çekmek. Türklerde şöyle bir problem var aslında. Kim Arapça konuşuyorsa Suriyeli olarak biz düşünüyoruz. Ben Hamdi Akpınar, aslen Kahramanmaraşlıyım. Yaklaşık 7 yıldan beri İstanbul'da yaşıyorum. Araplara Türkçe öğretiyorum. Türkçe öğretmeniyim zaten. Kahramanmaraş Cumhur Üniversitesi mezunuyum. Orada okudum. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Ve Arapçayı kendi kendime öğrendim ve bu konuda kendimi başarmış olarak hissediyorum. Yeminli Tercüman Ofisi'nde sekreter olarak çalışıyordum. Ve Arap arkadaşlar edindim bu tercüme ofisinde. Onlar çok az Türkçe biliyorlardı. Ben de 3-5 kelime Arapça biliyordum. Osmanlıca temelimiz olduğu için Arapçaya bir tık daha eğilimimiz vardı, meyilliydim yani. Sonra birbirimize teklifte bulunduk. Ben size Arapça, Türkçe öğreteyim, siz bana Arapça öğretin dedim ve benim Arapça serüvenim o zaman başladı. Bizim için yabancı dil büyük bir ukdeydi aslında. Büyük bir problemdi ama bunu çözemiyorduk biz. Yani İngilizce hani aşina olduğumuz bir dil, ben bunu öğrenemedim. Arapçayı nasıl öğreneceğim? Arapçada çok zor harfler var. Yani H harfi var, Ayn harfi var, H harfi var. Bunları çıkarmak için yaklaşık 3 yıl çalıştım ben. Ama oldu sonuçta, hallettim yani. Ben Fasih Arapçayı öğrendim, kendi kendime öğrendim. Bunun altını çizmek istiyorum. İstanbul Fatih'ten, yani Türkçeden Arapçaya, Arapçadan Türkçeye tercümeli kitaplar edindim. Ve bu kitaplardan tamamen oturarak kendi mantığımla, çünkü ben dilciyim sonuçta, maalesef özellikle Araplar kendi aralarında Fasih Arapçayı kullanmıyorlar. Arkadaşlarımın hepsi Suriyeliydi ve Suriye'den Şam şehrindendi. Hatta Cobar'dan, yani yaklaşık ben 10 kişi falan arkadaş edinmiştim Kahramanmaraş'ta. Ve onlarla çok alışverişim oldu, işli dışlı olduk onlarda. Ben onlara gidiyordum, onlar bana geliyorlardı. Çok lehçe var, işin içinden çıkamazsın dediler. Ve sadece şehir, yani ülke ülke değil aslında. Şehir şehirde lehçeler varmış, bunu fark ettim ben. Ya Mısır lehçesi öğrenmen lazım çünkü Mısırlılar dizi ve filmleriyle çok meşhurlar. Bütün Arap dünyası bu lehçeyi anlar. Ya da dediler Suriye lehçesi. Bildiğim bütün kelimeleri Fasih Arapçada soruyordum. İmad, ene urid en iftahin nafize. Nasıl söyleyeceğim? Bitti, iftahı şibbak. Tamam, bitti, iftahı şibbak. Her şeyi bildiğim bütün Fasih Arapçayı ikinci dile çevirdim. Tabii ki çok zor oldu. Arap alfabesi zaten bizim için başlı başına bir dert. Ve ortadaki şekli, baştaki şekli, sondaki şekli, noktalarınız falan. Herkes bir de el yazısı, bu benim için çok zor. Ben cam kestirmiştim, altına lamba taktırmıştım. İşte üzerine Arapça metinler falan, hat çalışması yapıyordum bu derece yani. Ama ben dil olarak Arapça öğrenmeye başladığımda ne kadar zorluklar yaşadım. Ben yani Arapça konuşmaya başladığımda bir Arapça cümle söyleyeceğim. Şöyle konuşuyordum. Ene ve ümmi gaden ilel müsteşfe senezheb. Böyle konuşuyorum çünkü Türkçenin mantığı böyle. Ben ve annem yarın hastaneye gideceğiz. Yani çok zor oldu benim için fiili başa çekmek. Arapça, evet, şu an maalesef ülkedeki siyasi konulardan dolayı biraz taşa tutuldu, topa tutuldu diyebiliriz. Şu anki, evet, bunu lanse ediyorlar maalesef, özellikle de medyada. Bu çok büyük bir ses de uyandırıyor. Hatta en son bir İzmir'de miydi, neredeydi, bir mali müşavirdi galiba, yeminli tercüman mıydı? Öyle bir levha indirildi. Mesela bu şey için, bu ofis için benim Hamdi olarak kararı mesela, Arapça çok büyük değil ama Arapça orada bir yazı olmak zorunda. Çünkü herkes, yani Arap bir vatandaş Türkçe bilmiyorsa onu orada nasıl okuyacak, nasıl görecek? Yani biliyorsun ülkede şu an Arap potansiyeli çok yüksek ve bizim Türklerde şöyle bir problem var aslında. Kim Arapça konuşuyorsa Suriyeli olarak biz düşünüyoruz. Oysa ülkemize gelen o kadar çok Arap ülkesinden insanlar var ki, bunların içinde iyisi de var, kötüsü de var. Maalesef biz onlardan aslında kötü bir mesaj aldık. Türkler olarak söylüyorum bunu. Kötü bir mesaj aldık. Her ırkta iyi insanlar var, kötü insanlar var. Ben nerede olursa olsun, dediğim gibi kanun neyse onu yapmam lazım. Türk de olsam, Arap da olsam, Alman da olsam.